Perde açılıyor. Yeni bir perde kaldırınca yeni bir manzara geliyor. O manzaranın içerisinde çeşit türlü o güne ait olan zuhurat vardır. Lakin hemen hemen her gün bu insanların yaptıkları efendim kendilerini yaratanı unutup birbirlerine efendim adalet, düşmanlık, birbirlerini ezmek, öldürmek, bitirmek, tüketmek maksadıyla efendim boş dünya için ki bugün varız yarın yokuz. Nihayeti bu. Bugün varız yarın yokuz. Madem ki yarın yokuz, neye birbirimizden uğraşıyoruz? Ne faydası var? Ne faydası var? Allah Allah. İnsanlar şaşkın olmuş. Efendimizin bir haberi var. Aleyhissalatu vesselam. Efendimiz her şeyi beyan etti. Ve 21. asrın insanı Efendimiz'i bıraktılar, şeytanın peşine düştüler. Cenab-ı Peygamber her şeyi beyan etti. Beyan etti manası açık açık bildirdi ne olacağına dair. Mübarek kelamında birisi olur ki Türkçesini söyleyelim biz. Cenab-ı Hak bir insana bir bela vermek isterse ki belası da yani müstahak olduğu için veriyor. Bir insan veyahut bir millet hepsi bir millete veyahut bir insana onun cezası olan bir bela tayin ettiğinde ilk olarak ne yapar diyor? Akıllarını alır. Akıllarını kullanmaz o insanlar artık. Akıllarını kullanmadığı vakitte direksiyon derler şimdi dümeni kaybeden arabaya benzer. Dümeni kaybeden tayyareye benzer, dümeni kullanamayan veyahut bir gemi pusulasını şaşırdığı vakitte gideceği yere girmez. Gider kayaya bindirir veyahut karaya oturur veyahut akıntıya takılır. Pusulasını şaşırdı. Bizim de tabirimiz var. Bu herif pusulayı şaşırttı deriz. Evet. Manası ne? Eskilerin kullandığı bir söz bu. Pusulayı şaşırttı herif diyor. Ne için yaptığı iş? Yani aklın kabul edebileceği bir iş değil.
aklın kabul etmediği bir şey neye benzer? Pusulayı şaşıran kaplana benzer. Öyle çıkışın içinden. Şimdi bütün dünya hepsi pusulayı şaşırdı. Nereye gideceğini? Koca devlet Amerika. Ne yapacağını şaşırttı şimdi. Allah Allah. Kimisini kurtarmaya gidiyor, kimileri aleyhine çıkıyor. Ne kurtulan diyeyim, bunlar ne karışıyor sen? Şeytanın işine bak. Şeytan bir defa yangın veriyor bir yere. Efendim, ondan sonra da yangını söndürmeye gelen olursa ne karışırsınız ya? Bırak yansınlar. Nasıl iş bu? İnsanoğlu muhteremdir. Kıymetlidir. Bir insan, insan olmayan bir dünyadan kıymetlidir. Sen nasıl insanı insandan kırdırırsın? Ki Cenab-ı Mevla Subhanehu ve Teala buyuruyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Birbirlerinizi öldürmeyiniz. Birbirlerinizi öldürmeyiniz diyor. Çünkü hayatı veren, canı veren Cenab-ı Hak'tır. İstediği vakit alır onu. Sen ayağa neye giriyorsun? Yasaktır. Haramdır. Efendim, haramdır. En büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. İkincisi insan öldürmektir. Allah Allah. Senin ne işin var? Canı sen mi verdin ki bu insanları öldürüyorsun? Vebali çok büyüktür. Onun için bu baştakilerin hepsi efendim öteki azapta olan insanların azabı bir ise en azına bunların 70.000 kat fazla olur. Onlar bir ateşten zincir çektirilirse bunlar 70.000 zincir çektirir. Ne için? İnsan Allah yanında kıymetlidir. Allah yanında kıymetlidir. Es-sa'idu la ve lagad kerramna beni Adem. Şanım hakkı için, şanımız hakkı için Ademoğlunu biz çok kıymetli kılmışız. Kıymeti çoktur, kadri yücedir. Bütün mahlukatın içerisinde onlara biz hilafet tacını giydirmişiz. Yerlerde bizim namımıza hükmetsin. Biz zalim değiliz. Zulmedeni ezeriz. Şimdi zulmedenlerin burnundan geliyor. Zulmedenlerin ellerinde kuvvet varken insanları gözetmeyenlerin efendim zulmü cezası bırakılmaz. İlla verecek cezalarını. Zalim olma diyor. Cenab-ı Mevla inne haramtu zulmü ala nefsi. Bu Cenab-ı Mevla'nın hitabı. Allah. Ben zulmü kendime haram ettim diyor. Cenab-ı Hak haram etmeye geldi nefsin. Ne demek? Ne demektir? Ki zulüm demek ki efendim günahların müntehasıdır. Zalim olan kimse Allah'a ve peygamberine asidir. Dört kitapta lanet var üzerlerine. Onun için hayır etmez onlar. Ben de diyor haram ettim kendi nefsine. Ben zulmetmem. Ben zalim değilim. Size de emrin de odur. فَلَا تَزْغَلَمُوا
birbirinize zulmetmeyiniz. Neredesiniz Araplar? Neredesiniz efendim insanları gözünü kırpmadan toplan tüfekle tayyarelerle öldüren insanlar. Bu zulmü, bu zulme kim fetva verdi size? Müslümanlık mı verdi? Yok. Hristiyanlık mı verdi? Hakiki Hristiyanlık da vermez. Yahudi mi verdi? Hakiki Yahudilik. Musa Peygamber zulmediniz demedi. İsa Nebi zulmediniz demedi. İsa Nebi dedi ki bir yüz, yüzüne bir tokat vurursa o bir tarafını da çevir de oraya vursun diyor. Böyleyken ey Hristiyanlar siz ne halt edersiniz? Bu kadar silah icat ettiniz ne için? Size peygamberiniz veya daha yukarı saydığınız İsa Nebi böyle mi terbiye verdi? Böyle mi iman tarif eyledi size? Yazıklar olsun ya tuh hepinize. Zalimler ayağımın altındadır diyor. Ahir zaman nebisi. Zulme razı değiliz. İşte bu zulme razı olma bu dünya cennet olur. Zulme yol verdiğimiz için bu dünya cehennem oldu şimdi millete. Allah bizi affeylesin. Amin. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Fatiha. Bütün evliyalar, kullul evliya, Bismillahirrahmanirrahim. Bütün evliya, kullul evliya, alarm. Müstenfirin. İstikaz. İstinfar. İstinfar. Hepsi. Allahu Ekber. Baştan aşağı hepsi istinfardadır. Şimdi bugün aldı emri bunlar. Allahu Ekber. Ha? Allahu Ekber. Bu bu mühim. Allahu Ekber. Ha, ha. Hepsi işsin, müstenfirin. Evliya hepsi ayakta duruyor şimdi. Allah'a. Yukarıdaki emre bakacak. Acayip tecelli oldu bugünkü cuma gününde. Gelen emir bu. Şimdi onun için bakalım ne olabilir sürecek şimdi. Yani zalim sıfatı giyenleri hepsini süpürecekler. Allahu Ekber. İlk baştan başlayacak. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Aman ya Rabbi. Emruke beynin kafi ve nun. Allah'ım emir. Kun fe yokun. Kun fe yokun. Şiddet geldi böyle çok. Şam'a dokundukları iş. Uf. Şam Mısır'a benzemez. Şam acayip tecellidedir. Müzelanü, cebanü, kaba, avtad, ahyarlar da müstenfirin. Müzelyevum. Allahu Ekber. Aman Allahu Ekber. Min eclişşem. Min eclişşem. Min eclişşem. Şam. Allah ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbi ya Allah. Fatiha. Mec'alna ya Rabbi fi hırzike ve hafzike ve emmalike ke Rabbi. Biz kimse bizle. Ya Rabbi ya Şam'ı. Ya Rabbi ya Şam'ı. Fatiha. Bakalım yarın ne haber gelecek. Amin. Çünkü
satası var şeyle. Efendim? Yani tasallatu ala celaletül melik urdu. Sahih. Yani mana tahrik melik en yakum misaltanatu bi-kuvvetu bi-kuvvetu en ya'mel bi-mujib vazifetu. Nam. Hadi. Hami Mevrusham huwa. Allahu Akbar. Zahir. Hak. Manevi kuvvet hum hum manevi kuvvet gayru had zahir kuvvet şeyde Melikül Urdun. Melikül Urdun. İza kam huwa kullul alemil Arab bidiyokum. Yani hadretak taksud enne hadolil cema'a istefezzu. İstifzaz had alemiyyin gamu istifzazan ala Melikül Urdun. Melikül Urdun ala ahli Şam. Şam var mesin sayrı buradan. Lala Şam kinane ki el yaksud şerb ehli Şam yenzel aleyhi sab'ine edaf şer. Allahu Akbar. Nauzubillah. Sevfe tera. Fatiha.